Bıraktığımız yerden devam ediyoruz ve bu videoda Search Input bileşenini ekleyeceğiz. Hemen çalışmaya başlayalım. Şimdi Components klasörünün içinde yeni bir klasör ekleyeceğim. Adı Input olsun. Ve Input klasörünün içinde yeni bir dosya ekleyeceğim. Adı SearchInput.js olacak. Şimdi SearchInput dosyanın içinde yeni bir component oluşturmaya başlayalım. Import yıldız as react from react. Import view virgül text from react native. Onun altında class adı SearchInput olacak. Extend react.component. Şimdi render statement içinde return statement içinde yeni bir view, bu view'nun içinde yeni bir text. Şimdi bir yazı ekleyelim. Hello search input ve dosyanın en sonunda export default search input ve component klasörün giriş noktasına geçelim. Search input ekleyelim. Sonra onu export edelim aşağıda. Yine aynı yanlış çıktı. React Native Run Android yapacağız. Ve uygulamayı çalışıyor. Şimdi home.js'e geçelim. Ve view bileşenine yeni bir style ekleyeceğim. Style'in içinde yeni bir obje oluşturacağım. Onun içinde flex 2.1. Sonra search input'u import edeceğim. Header bileşenin altında search input bileşeni ekleyeceğim. Aşağıda çıktı görüyorsunuz. Şimdi ekranımızı kaydırabilir yapacağız. Onun için React Native'den Scroll View import edeceğiz. Ondan sonra View'nun içinde Scroll View ekleyeceğiz. Ve Scroll View'ya yeni bir style ekleyeceğim. Style'in içinde yeni bir obje oluşturacağım. Ona bir flex 1 vereceğim ve kaydedelim. Şimdi searchInput.js'e geçelim ve burada çalışmaya başlayalım. İlk önce React Native'den text input import edeceğiz. Sonra touchable opacity sonra text bileşenini silelim ve view'ya bir style verelim. Style'ın adı styles.container. Şimdi styles.js ekleyelim. Styles.js içinde import stylesheet from React Native. Onun altında export const search input styles eşittir stylesheet.create. Onun içinde yeni bir obje oluşturacağım. Sonra onun içinde
Container. Şimdi setchInput.js'e gelelim ve oluşturduğumuz style'ları import edelim. Import setchInputStyles as styles from styles. Şimdi reload yapalım. Ve her şey çalışmaya devam etti. Şimdi view'nun içinde yeni bir text input ekleyeceğim. Text input eklendi ama görmüyoruz. Buraya bassak burada yazabiliyor. Ona bir style ekleyeceğiz. Size.input. Onun altında touchable opacity ekleyeceğim. Touchable opacity içinde yeni bir view. Bu view'ya bir style ekleyelim. Styles nokta button olsun. Onun içinde bir icon ekleyeceğim. Icon'un adı search olacak ve parantezi kapatalım. Icon'u import edelim. Import icon from iki nokta. Icon da eklenildi. Şimdi de style'ler ayarlamayı başlayalım. Size.js'e geçelim. Öncelikle her şeyi kapatalım. Bir daha açalım çünkü her şey karıştı. Size.js dosyanın içinde container style'larını ayarlamayı başlayacağım. İlk önce text input'la icon yan yana olmasını istiyorum. Onun için container içinde flex direction row yapacağım. Ve yan yana oldu. Şimdi bir flex bir ekleyelim. Sonra onları denemek için bir background color red yapalım. Container'a bir genişlik verelim. 300 olsun. Sonra bir border vereceğim. İlk önce border width 2.1 olsun. Onun altında border colors.gri olsun. Colors import edelim. Burada import ettim. Sonra border'lar eklendi ama göremiyoruz. Burada background color'ı kaldırayım. Ve burada görünüyor. Şimdi bir border radius vereceğim. Dört olsun. Şimdi React Native'den platform modülü import edeceğim. Import nokta os eşittir ios ise soru işareti 8 olsun, 2 nokta yani android ise 4 olsun. Kaydedelim. iOS simulator üzerinde denemeyi başlayalım. Reload yapalım ilk önce. Bu yanlış React Native SVG ekledikten sonra yeniden React Native Run iOS yapmadığımız için çıkıyor. React Native Run iOS yapalım. Burada 8'lik bir border radius yapıldı.
Android üzerinde ise sadece 4. Şimdi input'un sayılarını ayarlamaya başlayalım. Flex 1 yapalım. Ve görüyorsunuz input boş bırakılan tüm mesafeyi kapladığı için icon sonuna kadar gitti. Denemek için bir background color red yapalım. Şimdi flex'i kaldırayım 2 saniye. Burada çok küçük oldu. Sadece içindeki content'i kadar oldu. Flex 1 eklediğimizde boş bırakılan tüm mesafeyi kaplıyor. Böyle kalsın. Şimdi padding eklemeye başlayalım. Padding horizontal yani sağdan ve soldan 12 olacak. Padding vertical yani yukarıdan ve aşağıdan 5 olsun. Kaydedelim. Background color red kaldıralım. Ve text input böyle olacak. iOS üzerinde görelim. iOS üzerinde böyle olacak. Şimdi button sayılarını ayarlamaya başlayalım. Bir button objesini ekleyelim. Flex 1 width yani genişlik 40 olsun. Kaydedelim. Icon yukarıda kaldı. Buraya gelelim. Şimdi button'a bir background color vereceğim. Colors.accent olacak. Yani kullandığımız mavi. Buraya gelelim. Tint color verelim. Beyaz olsun. Şimdi icon'ı mavi karenin içinde tam ortasında olmasını istiyorum. İlk önce konteynere geçip bir overflow ekleyeceğim. Overflow 2 nokta hidden olsun. Sonra button objesine geçip align items 2 nokta center yapacağım. Onun altında justify content 2 nokta center yapacağım. Ve görüyorsunuz icon tam ortada oldu. iOS üzerinde deneyelim. Evet. Şimdi text input'a bir placeholder ekleyeceğim. Yanlış yerde ekledim. Format yapalım. Ondan sonra placeholder eşittir. Bir şeyler yazalım. Ve placeholder çıktı. Android iOS üzerinde de çıktı. Şimdi yukarıda text'i import ettik ama kullanmadık, kaldıralım. İlk önce prop types'i import edelim. Ondan sonra aşağıda search input.proptypes İlk önce placeholder proptypes.string olacak. Render statement'in içinde yeni değişken oluşturacağız. Onun içinden placeholder'ı getireceğiz. Şimdi search sum yerinde bir placeholder'ı ekleyelim. Buradan text kaldırıldı ama home.js'e geçip
Burada Search Input'ta bir placeholder vereceğiz. Eşittir. Bir şeyler yazalım gene. Görüyorsunuz placeholder yine çıktı. Şimdi Search Button tıklanıldığında ne olacağını belirlemek için onPress property'yi alacağız. İlk önce search input.proptypes'ta onPress proptypes.func o da bir function olacak, yani bir fonksiyon olacak. Gelelim gene placeholder'dan sonra ekleyelim onPress. Ondan sonra touchable opacity'ye bir prop olarak gönderelim. OnPress eşittir OnPress olacak. Home.js'e geçelim ve burada OnPress'i gönderelim. OnPress'i prop olarak gönderelim. Yukarıda bir fonksiyon oluşturalım. Adı onSearchButtonTouched olsun. Onun için de şimdilik console.warn yapacağız. Search button touched olsun. Bu mesaj parantezi açıp boş bıraktığımız için çıkıyor. Onun için de onSearchButtonTouched yazalım. This.onSearchButtonTouched yazalım. Kaydedelim. Ve geçelim, reload yapalım. Şimdi button'a tıkladığımızda aşağıda search button touch çıkacak. Şimdi search sum yerinde ülkenin adını girin yazacağız. Onu kopyalıp yapıştırayım. Sonra search input.js'de yeni bir function bekleyeceğiz. O function yazı değiştirildiğinde çağrılacak. OnPress sonra ekleyelim. OnChangeText. Şimdi search input içinde yeni bir prop oluşturalım. OnChangeText eşittir onChangeText olacak. Sonra home.js'ten gene onChangeText prop'u gönderelim. İlk önce bir fonksiyon oluşturalım. Fonksiyonun adı onChangeSearchQuery olsun. Bu fonksiyon bir tane parametre bekleyecek. Adı text olsun şimdilik. Şimdi console.warn oluşturalım bir daha. Onun için de new text artı text ya da new text eşittir olsun. Şimdi kaydedelim. Search input'a onChangeText this.onChangeSearchQuery ekleyeceğiz. Şimdi kaydedip reload yapacağım. Search input içinde bir şeyler yazdığımızda aşağıda bir mesaj olarak çıkıyor. Burada yukarıda text ekledik ama kullanmadık, onu kaldıralım. Tek bir şey kaldı, o da text input'u ortada olması. Onun için yeni bir prop ekleyeceğiz. Style olacak. PropTypes.any olsun. Yukarıda onChangeText'ten sonra style ekleyelim. Sonra yukarıda style eşittir size.container yerinde size.container'ı kaldırıp onu köşeli parantezi içinde koyacağım. Virgül
ve prop olarak gelen style'ı. Şimdi home.js'e geçelim. Search input'a bir prop gönderelim. O da style olacak. Style eşittir. Yeni bir obje oluşturacağım. Align cell 2.center yazalım. Ve search input ortada oldu. Reload yapalım ve her şey tamam. Bir de iOS üzerinde deneyelim. Evet, search input yine ortada. Bir şeyler yazdığımızda bir mesaj olarak çıkıyor. Ve bu videonun sonuna kadar geldik. Bir dahaki videoda görüşelim.